Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle sohbetli bir video paylaşmak istedim. Bu videoda hem Roa Kutan sürecimin 5. ve 6. ayından bahsedeceğim. Hem kendime şöyle minik, uygun fiyatlı ürünlerle bir cilt bakım rutini oluşturmuştum. Bu ürünlerden size bahsedeceğim. Hem de indirim dönemi, neler aldık, siz neler aldınız birazcık onlardan bahsedelim, yorumlarda konuşalım istiyorum. Ben de size aldıklarımı söyleyeceğim. Ya da şeyi de bekliyorum sizden. Hani şunu şunu al, bunu sen de görmedik, deneyebilirsin dediğiniz ürünleri de bekliyorum. Birazcık sohbet edelim istedim. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen. Ay karıştırdım. Bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Ve beni Instagram ve TikTok hesabından da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Artık başımıza bir de TikTok çıktı. Ama çok fazla TikTok'tan anlamıyorum. Çok fazla değil, hiç anlamıyorum. Yani Instagram'ınız yoksa beni TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Aynı şeyleri atıyorum. Ama yine de takip edin. Sonu 2T ile sim serbest. Gelelim hemen şeye girelim. Hemen muhabbete başlayalım. Ben diyorum ki ilk önce cilt bakım rutinimden bahsedeyim. Daha sonra Roa Kutan'ın işte 5. 6. ay etkilerinden bahsedeyim. Çünkü normalde ay ay güncellememi isteyenler oluyor ama bu videolar tabii ki herkesin ilgisini çekmiyor. Çünkü herkesin sivilce problemi yok. Herkes Roa Kutan kullanmıyor. Daha çok da böyle Roa Kutan kullananlar, hatta yani takip bile etmeyenler açıkçası videoları buluyor. Belki daha sonradan takipçi oluyorlar tabii ki ama o yüzden birazcık sohbetli bir videonun içerisine koymak istedim kısacası. Tek bir videoda yapmak istemedim. Şeyden dolayı bu arada, izlenmeden dolayı değil. O, yanlış ifade etmeyeyim kendimi de. Çok fazla yan etkisini görmediğimi söylüyorum size düşük doz kullandığım için. Anlatabileceğim farklı olarak, yani bir önceki aydan farklı olarak bir iki şey oluyor. Onun için de ayrı bir video bu sefer çekmek istemedim. O zaman hemen cilt bakım rutiniyle başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda ben bir Reels koymuştum. Uygun fiyatlı ürünlerle mini cilt bakım rutinim olarak ve hem altına hem de mesaj olarak YouTube'da da konuşalım diyenleriniz olmuştu. Bugün de öğrendim ki, daha doğrusu dün öğrendim ki, evet dün akşam öğrendim sanırım, markanın ürünlerine zam gelecekmiş. Ben de fiyat performans olarak gerçekten çok beğendim ve tedavi sürecimde de güvenerek kullandığım için sizinle ürünleri paylaşmak istedim. Aslında size çok daha önce söz verdim ve uygulamalı olarak yapacağız dedim ama hava karanlıktı. Ben buraya oturdum, hava açtı. Makyajımı da yaptığım için tabii ki size o şekilde şu an gösteremiyorum. Ama Reels'ı buraya koyacağım. Ve yakın zamanda da istediğiniz için düzenimi bir türlü oturtturamadım vloglar konusunda ama çekmeye çalışacağım. Öyle bir vlog çekersem de cilt bakımını detaylı bir şekilde zaten yapacağız. Şunu da söyleyeyim, yani Reels'ta gördüğünüzden tabii ki farklı olmayacak. Çünkü benim minicik bir bakım rutinim var. Dediğim gibi buraya koyacağım cilt bakım rutinimi. Şeyle başlamak istiyorum. Roa Kutan'dan önce de sonra da benim mini bir bakım rutinim vardı. Yani bu işte 10 aşamalı rutinler maalesef benim cildime hiçbir zaman iyi gelmedi. İşte şu an mesela videolar çok popüler ya, şöyle tık 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 reels'lar atılıyor ya, işte 10 adımlı cilt bakım rutini ya da herhangi bir rutin. Ben bayılıyorum bu arada videolara. Ama o videolardaki rutinler her cilde, yani her ürün bu arada, videolara laf söylemek değil, her ürün, her işte rutin, her adım herkese iyi gelmiyor. Bana da iyi gelmiyordu. O yüzden ben hep minicik tutuyorum cilt bakım rutinimi. Ürünlerin hepsi benim rutinime zannediyorum ki 2-2,5 aydır giren ürünler. Düzenli olarak kullandığım ürünler. Özellikle yüz temizleme jeli şöyle göstereceğim. Yavaş yavaş ben hep rutinime dahil ettim. Sonra baktım memnun kalıyorum. Tamam diyorum, bu ürünü kullanmaya devam ediyorum. En başta söylemiştim, en baştaki daha doğrusu Roa Kutan videomda söylemiştim, CeraVe ile böyle bir gün CeraVe kullanıyordum, bir gün Pü kullanıyordum, bir gün CeraVe kullanıyordum, bir gün bunu kullanıyordum. Baktım ki gayet güzel etkisi, yani bir hani bir iritasyona sebep olmuyor, farklı bir etkisini görmüyorum. Düzenli olarak bunu kullanmaya başladım ve gerçekten beğendim. Şu anda da direkt bunu kullanıyorum. Markada yağlı ciltler için olanı da var.
Ben şu anda normal bir kuru ciltler için olanı kullanıyorum. Köpüren bir temizleme jeli değil. Köpüren deyince de aklıma şey geldi. Hediyeleşme olayımız var bizim, biliyorsunuz ki. Yine devam edeceğiz onları ama iki hediye de sahiplerine ulaştı. Bir tanesinde Piu'nun yağlı ciltler için olan temizleme jeli vardı ve zannediyorum ki, yanlış hatırlamıyorsam, Ebrar'la konuştuk. Ebrar'a gitmişti ürünler. O bana mesajda çok beğendiğini söylemişti. Yine tabii ki kendisi isterse yorum altında üründen bahsedebilir. Onun beğenmesi de benim çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten severek kullandığım ürünleri siz de beğenince çok çok mutlu oluyorum. Bu ürünün içerisinde hyaluronik asit var, pantenol var, aloe vera var, niasinamid var. Kuru ve normal ciltler için olanı. Yağlı ciltler için olanında da salisilik asit var. Şeyi söyleyeceğim size. Köpürenden bahsediyorduk. Şimdi konuyu dağıtmayayım. Köpüren bir temizleme jeli değil. İlk kullandığınızda köpürmediği için diyorsunuz ki, yani hani temizliyor mu temizlemiyor mu? Bu bizde bir şey var ya, bu saç ürünlerinde de köpürmüyorsa temizlemiyordur gibi geliyor ama aslında öyle değil tabii ki. Gerçekten ondan sonra düzenli olarak kullandığımda bayağı memnun kaldım. Yapı olarak böyle yoğun bir yapısı var. Güzel bir şekilde cildinizi temizliyor. Benim cildimde herhangi bir işte iritasyon sebep olmadı, herhangi bir hassasiyet oluşmadı. O yüzden ben Roaccutan tedavimde de gayet güzel bir şekilde ürünü kullanabiliyorum. Ve içerisindeki şeyler de benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ben böyle pantenolü gördüm mü, işte centella gördüm mü, aloe vera gördüm mü bir rahatlıyorum Roaccutan kullandığım için. Gerçekten böyle bariyer güçlendirici, bariyer onarımına böyle yardımcı olucu içerikler olduğu için de gayet güzel bir şekilde, sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Ben düşük dozda Roaccutan kullanıyorum. 20 mg tek hapla kullanıyorum. Çok fazla yan etkisini görmediğimi söylüyorum. Ben de yani ürünler çok güzel işliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama hani aklınızda bir soru işareti olmasın diye doktorunuza da isterseniz danışabilirsiniz. Daha böyle ağır dozda kullanıyorsanız. Ama ben dediğim gibi gayet rahatlıkla ürünleri kullanıyorum. Gelecek hafta öğrendiğime göre zam gelecekmiş. Ne kadar olacak bilmiyorum ama ikinci ürün 1 lira kampanyasıyla ürünler 80-90 liraya geliyor. Ve boyutları da bayağı büyük. Mesela yüz temizleme jeli 400 ml. Bu arada ben bunu böyle anlatıyorum da gerçekten kullandığım ve sevdiğim için anlatıyorum. Reels'da da söylemiştim. Marka gönderisi olarak tanıştım ama çok beğendim ürünlerini ve hemen şöyle nemlendirici, bariyer onarıcı kremine geçiyorum. Bu da mesela 200 ml'lik bir ürün. İçerisinde yine hyaluronik asit var, seramit var, aloe vera var, niasinamid var. Ben şöyle bir okuduğumda marka gönderisi olarak gelen ürünleri de hem yorumlara bakmadan hem araştırmadan kabul etmiyorum. Onun dışında da şu an mesela birçok markayı Roaccutan kullandığım için kabul etmiyorum. Niasinamid %2 oranındaydı. Orada okumuştum. Cümleyi o kadar dağıttım ki toparlayamıyorum şu anda. %2 oranında niasinamid vardı. O benim cildimi hiç rahatsız etmiyor. Çok güzel yatıştırıyor aksine diğer içeriklerle birlikte. Ben bunu da çok severek kullanıyorum. 200 ml'lik bir ürün olduğu için bunun aynı şekilde leke ve aydınlatıcı kremi de var zannediyorum ki. Ondan da sanırım bende var. Ben onu saklamıştım Roaccutan sonrasında. Vücut için de kullanabilirsiniz. Cildiniz için de kullanabilirsiniz. Bunun ben size direkt yapısını göstereceğim. Hatta şu elim o kadar korkunç ki. Neyse, elimin şu haline bakın. Çünkü Roaccutan kısmını anlatırken bundan da bahsedeceğim. Şimdi burası geçer muhtemelen bu kremle. Ama şunu bir görün. Sonra konuşacağız orayı. Kremin yapısı şöyle losyon gibi. O kadar böyle hafif ki, normalde mesela bariyer onarıcı kremleri, yağlı ciltler hep böyle lokal olarak bazı kremlerin kullanılması öneriliyor ya. Bunda mesela bence rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz losyon kıvamında. İçerisindeki niasinamidle alakalı olduğunu tahmin ediyorum. İncecik çok güzel bir yapısı var. Yağlanma, işte böyle çok sağlıklı bir parlaklık dışında ekstra böyle parlaklığı vesaire yok. Bakar mısınız? Zaten el üzerinde bile belli yapısının inceliği. O yüzden ben çok severek kullanıyorum. Aklınızda bulunsun. İlk önce tabii ki yüz temizleme jeli. Gündüz rutinimde. Akşam rutinimde mutlaka bir yağ bazlı temizleyici var. Daha sonrasında ya hyaluronik asit serum, hyaluronik asit kolajen serum. Daha sonrasında şöyle sıralamam. Nemlendirici kremim ya da hyaluronik asit kullanmayacağım bir günse de direkt nemlendiricimi sürüp, güneş kremimi sürüp makyajımı yapıyorum. Gelelim hyaluronik asit kolajen seruma. Bu benim gerçekten favorim oldu. Aslında kremler de, yani şu krem birinci favorim. Bunu çok çok beğendim. Ama hiç hayatımda hyaluronik asit kullanmamıştım. Çünkü cildim aşırı yağlıydı ve evet tabii ki hani yağlı ciltler tabii ki nemlendirecek, tabii ki hyaluronik asit de kullanılabilir. Ama maalesef ki bu böyle kağıt üstünde konuşulduğu gibi
olmuyor. Yani kağıt üstünde bazı şeyler doğrudur ya. Hani uygulamaya geldiğinizde bu maalesef ki böyle olmuyor. Nemin de bir sınırı oluyor yağlı ciltli olduğunuzda. Şimdi mesela bazen videolar izliyorum. Yağlı ciltler şöyle nemlendirin, böyle nemlendirin. Hyaluronik asit kullanın. Şu onarıcı krem, bu onarıcı krem. Bunu mesela kuru ciltli birisi söylüyor ve deneyimlemediği için çok yağlı ciltli olmayı zannediyor ki çok güllük gülistanlık olacak her şey. Vallahi olmuyor, onu söyleyebilirim. Çünkü çok yağlı ciltliydim. Ayarında nemlendirme olduğunu söyleyebilirim. Bunu sadece tabii ki hyaluronik asit özelinde söylemiyorum. Ayarında nemlendirme. Ben şu an mesela düşünemiyorum ki bu kremi değil de mesela ne olabilir? Ya herhangi bir bariyer onarıcı krem, mesela Barolab'ın da olabilir. Barolab'ın kremini de çok beğeniyorum. Onu yağlı ciltliyken kullandığımı mesela düşünemiyorum. Yani düzenli olarak kullandığımı, komple cildime sürdüğümü düşünemiyorum. Kim bilir nasıl kusardı cildim, yağı, işte makyajı. O yüzden ayarında nemlendirme, hemen onu da söylemiş olayım. Çünkü üst üste kullandığınızda bazen özellikle cilt akneye de meyilliyse o yani bir yerlerden bir şeyler diyor. Maalesef ki öyle nemlendir, 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 nemlendir olmuyor. Ama tabii ki nemlendirmek gerekiyor ayarında. Hani ben bunu uzman olduğum için söylemiyorum, yaşadığım için söylüyorum. Gelelim hyaluronik asite. Dediğim gibi ben hyaluronik asit hiç kullanmamıştım. Piyununki ile başladım. Hyaluronik asit kolajen serum olarak geçiyor. İçerisinde yine hyaluronik asit, kolajen, centella ve niacinamid var. Hep ürünlerin niacinamid oranını %2 olduğunu gördüm. Çok beğendim. Yani aşırı beğendim. Hyaluronik asite bayıldım. Umarım Roaccutan sonrasında cildim yağlanmaz ve kullanırım. Zaten böyle videolarda da herkes böyle serum sürdüğünde çok özenirdim. O yüzden şu an çok hoşuma gidiyor. Hyaluronik asit serumda tek bir şey var. Cildiniz nemliyken uygulamanız lazım. Şöyle bir şeyini de göstereceğim size. Yapısını da göstereceğim. Diğer hyaluronik asit serumlar böyle mi bilmiyorum ama yapılı, yani yapılı mı denir? Yoğun. Şöyle, mutlaka onlar da böyledir diye tahmin ediyorum ama bunda bir de kolajen serum olarak geçtiği için belki farklı olabilir. Onu aşağıda yazışırız. Bunu da çok beğeniyorum. Dediğim gibi bunu ilk önce ya ıslak bırakıyorum cildimi ya termal su geçiyorum. Termal su olarak da şu Aven'i kullanıyorum. Çok çok memnunum. Ya bunu kullanıyorum ya da zaten nemli bırakıyorum. Hemen bunu şöyle 3 damla uyguluyorum. Ya da Instagram'da size gösterdiğim ve çok hoşunuza giden bir ürün var. Onunla birlikte kullanıyorum. Hemen göstereceğim. Şurada. Evet, geldim. En bayıldığım şey şu ikisini yapmak. Allah'ım bayılıyorum. Son zamanlardaki favorim. Ben bunu Miniso'dan almıştım. Bu bir şey. Kağıt maske. Kendi kağıt maskenizi kendiniz hazırlıyorsunuz. Zaten görmüşsünüzdür ama bilmeyenler de var açıkçası. Yani Instagram'da konuşuyoruz. O yüzden şöyle göstereyim size. Aslında keşke bir tane hazırlasaydık ama. Neyse. Şeyde hazırladım mı? Hazırlamadım. Belki size mini bir video çekmeye çalışırım. Yapamazsam da sonra dediğim gibi gösteririm. Ben bunu koyuyorum. İçerisinde normalde 3 damla kullanıyorsam kolajen hyaluronik asit çok daha fazla kullanıyorum. Çünkü suyla karıştırıyorum. Roaccutan kullandığım için hani başka bir şey olmaz. Suyla karıştırıyorum. O kadar güzel ferahlatıyor ve o kadar güzel nemlendiriyor ki kendi maskenizi yapmak bu arada çok çok güzel bir şey. Hem çok keyifli oluyor yapması hem de hem çok güzel nemlendiriyor hem de çok güzel ferahlatıyor. Bana çok iyi geliyor. Benim mini bakım rutinim bu ürünlerden oluşuyor ve tekrar söylüyorum, hakikaten zam gelmeden cilt bakım rutinine, böyle yeni cilt bakımına daha doğrusu yeni yeni giriyorsanız çok çok uygun. Hem içerik olarak hem fiyat olarak gayet uygun. Kesinlikle bakabilirsiniz. Hem de başta da söylemişimdir belki, uygun fiyatlara güzel ürünler kullanmak istiyorsanız kesinlikle bakabilirsiniz. Haftaya ne kadar olacak fiyatlar hiçbir fikrim yok. Bakın, değerlendirin. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi Ebrar da izleyip eğer yorum yaparsa aşağıya onun fikirlerini de alabilirsiniz. Ben çok beğendim. Kullanan birçok kişiyle de DM'den konuştuğumuzda sizlerden de beğenilerinizi duymuştum. Yine aşağıda konuşuruz kullananlarla. Gelelim Roaccutan 5. ve 6. ayda neler oldu? Çok çok kısa anlatacağım. 20 mg tek hap kullanıyorum. 7. ay hapımı da hemen şöyle göstereyim size. 7. ayda da yine 20 mg'la devam ediyorum. Yeni izleyecekler için şundan bahsedeyim. Kilo olarak da başta düşüktüm ama 20 mg tek hapla gitme fikri benden çıktı. Doktorum da olabilir dedi. Yani hani sadece süreç uzar
dedi açıkçası. Ben de dedim ki uzasın ve muhtemelen 9-10 ay kadar kullanacağım. Şu an 7. aya başladım. Bu şekilde sanırım kullanabiliyoruz. Yani doktorunuza danışın. Süreci böyle rahatlıkla geçirmek istiyorsanız sanırım düşük doz çok konforlu oluyor. Yani ben öyle olduğunu görüyorum. Bu şekilde kullanma şansınız galiba var. Doktorunuzla konuşun. Bunun dışında hemen şöyle cildimi göstereceğim size. Ben bu videolarda hani makyajsız çekmiyorum bu videoları. Çünkü zaten makyaj videolarımda beni makyajsız görüyorsunuz. Burada da lekelerimi görüyorsunuz. Cildimin durumuna şahitsiniz. Yeni izliyorsanız da o videolara bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada da gözüküyor zaten. Şimdi şöyle bir şey var. 7. aydayım. İlk sanırım 1,5-2 ay arasındaki süreçte bir dökme yaşamıştım. Ya da 1. ayın sonundaydı zannediyorum ki. Onun dışında hiç sivilcem çıkmadı. Hiç sivilce yok şu anda. Aktif. Yani gayet iyi görünüyor cildim bana göre. Ama çok uzun zaman öncesinden kalan izlerim olduğu için, scarlarım olduğu için tabii ki onlar geçmiyor. Çok hafifliyor. Özellikle kullandığım ürünlerle ben birazcık hafiflediğini düşünüyorum. İçerik olarak güzel olan ürünlerle. Baskılanıyor o lekeler ama tamamen tabii ki geçmiyor. Roaccutan'dan sonra bir tedavi şart. Bir leke tedavisi. Gelelim neler oldu. Genel hani anlattıklarımı zaten biliyorsunuz. Ben gayet güzel bir şekilde bu süreci atlatıyorum. İnşallah böyle de gider. Ama sona yaklaştıkça ay, elim sanki Allah korusun ama rendelenmiş gibi. Ve geçmiyor kremlerle. Yani mesela az önce şu bariyer kremini sürdüm ya, yumuşadı ama şu pütür pütür geçmiyor. Bugün şey yapmayı düşünüyorum. Ya işte çorap takıp ya eldiven takıp güzel böyle bir nemlendirip o şekilde yapmayı düşünüyorum. Şu an bayağı kötü çünkü. Sadece gördüğüm gen etki bu. Bunun dışında bir şey daha söyleyecektim size. Ay, en korkunç yan etki benim için burnumun inanılmaz kaşınması. Öyle böyle değil. Burun kanaması normalde oluyormuş. Ben yaşamadım. Ara ara nazal nem sprey kullanıyorum. Kanama vesaire yaşamadım ama inanılmaz kaşınıyor ya. Öyle böyle değil. Çünkü kupkuru. Sadece bu iki şeyi söyleyebilirim size yan etki olarak. Bunun dışında da gerçekten bir yan etkisini görmüyorum. Ama bunu hani böyle ilaca özendirmek için vesaire söylemiyorum. Zaten ihtiyacınız varsa doktor size yazıyordur diye düşünüyorum. O yüzden hani bunu böyle algılamayın ama her zaman söylüyorum. Çünkü yorumlarda da daha dün bile yani değişik bir yorum gelmiş. Hani mucize beklemeyin, şöyle beklemeyin, böyle beklemeyin. Hayır, izleri olmayan insanlar için, böyle yerleşmiş lekeleri olmayan insanlar için gayet de mucize, bebek gibi ciltle geziyorlar. Bu özendirmek için söylemiyorum ama ilaç evet yani vücutta kötü etkilerinin olduğunu hepimiz biliyoruz ama sivilcelerden kurtuluyor muyuz? Kurtuluyoruz. İşte izi olmayanların cildi bebek gibi oluyor mu? Hakikaten oluyor. Yani böyle insanların da sizi korkutmalarına izin vermeyin. Beslenme konusunda tabii ki dikkat edin. Çünkü şu ara özellikle yine DM'den konuştuğumuzda kolesterolü yüksek çıkanlar çok fazlaymış. Hakikaten çok fazla şey yemeyin ya. Fast food yemeyin. Abur cubur ben de yiyorum da. Fast food sanırım birazcık şeyi bozuyor. Ona dikkat edin. Onun dışında düşünüyorum. Vallahi bulamıyorum. Ben gerçekten düşük dozda ilerlediğim için çok böyle tatlı tatlı ilerliyorum. Eğer böyle bir şeyiniz varsa, neyiniz diyeyim, böyle bir imkanınız varsa, atıyorum düğününüz yoksa, nişanınız yoksa, böyle beklediğiniz hani çok az bir süreniz yoksa ilacı kullanmak için, siz de belki bu yolu tercih edebilirsiniz. Ben şu anda gayet memnunum. Sonrası için de mesela bilmiyorum, kullanıp da mesela lekeler için neler yaptınız? Hangi doktora gittiniz? Hangi işlemleri yaptırdınız? Onlarla alakalı beni bilgilendirirseniz vallahi çok mutlu olurum. Ben sanırım çok fazla o tarz işlere girmeme kararı aldım. Yani dün şöyle bir düşündüm kendimce. Dedim ki beni rahatsız etmiyor yani. Gerçekten beni rahatsız etmiyor. Bu arada çok fazla konuştum. Çok muhabbetli bir video oldu ama neyse, izle, isteyen izlesin, istemeyen de yapacak bir şey yok. Şey geldi aklıma. Yine çok fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi ve genellikle yaşı küçük ya da aslında yaş da fark etmiyor. Herkesin bana şöyle mesajı oluyor. Hani çok teşekkür ederiz. İşte makyajsız çıkman, sivilcelerinle çıkman, lekelerinle çıkman hani bana cesaret veriyor diye. Ben şunu söyleyeceğim size. Hiçbir sivilce izi, yani hiçbir şey sizin güzelliğinizden hiçbir şey götürmez. Bunu unutmayın. Yaşım küçükken benim de illaki taktığım dönemler olmuştur. Yani moralimin bozulduğu dönemler olmuştur sivilcelerimle alakalı. Ama
Yani gerçekten hani hiçbir şey sizin güzelliğinizden hiçbir şey götürmez. Buna emin olun. Takmamaya çalışın. Çözümü var. Varmış yani. Ben çok geç hani başladım ilacı ama ilaç kullanırsınız. Farklı yolları vardır. Canınızı sıkmayın. Moralinizi bozmayın. Söylemesi kolay gibi geliyor ama ben uzun zaman yaşayan birisi olduğum için herhalde bana öyle demezsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi takmamaya çalışın. Yani şeyi de söyleyeyim mesela. Normal hayatımda sivilcelerimle alakalı bir kere bile zorbalık yaşadığımı hatırlamıyorum. Başka konulardan yaşamışımdır ama sivilcelerimle alakalı hiç yaşamadım. Yani onu bir düşündüm bu tarz mesajlar geldiğinde. Çünkü işte lisede olan arkadaşlar falan attığında hani bahsediyorlar yüzüme işte bakışları falan filan. Şey geldi aklıma. Aslında hayatta da bu böyledir ya. Siz bir şeylerinizden rahatsız olduğunuzda tabii ki herkesin kendi beğenmediği bir yerleri vardır, bir şeyleri vardır. Ama bunu dışarıya çok fazla yansıttığınızda insanlar sizin canınızı acıtmak için bunları kullanırlar. Hani özellikle yaşı küçük olan takipçilerime hani bir abla tavsiyesi olarak sivilcelerinizden rahatsızsanız mesela bunu dillendirmeyin. Bu işte ah işte ayna karşısında hani o kozu eğer ki o insanlardan rahatsız oluyorsanız o kozu onların eline vermeyin. Tekrar söyleyeceğim. Hiçbir sivilce sizin güzelliğinize hiçbir şey götürmez. O yüzden bunların da geçeceğine emin olun. Ergenlik biter. Belki kendiliğinden geçer. Belki tedaviyle geçer ama geçecek. Ve çok güzel olacak cildiniz. Benim şu an mesela izlerim var falan. Hiç umurumda değil. Vallahi değil. Hani önceden evet belki takıyorumdur. Hani üzüldüğüm, çok üzüldüğüm zamanlar olmuştur. Ama şu an gerçekten değil. Şey diyenler oluyor mesela işte Roaccutan kullandın, işte fondötensiz gezeceksin falan filan. Hayır gezmeyeceğim çünkü makyaj yapmayı çok seviyorum. Cildimde izler olmasaydı da makyaj yapardım. Roaccutan sürecinde de makyaj yapıyorum. O yüzden tekrar söylüyorum kafanıza takmayın. Alışverişle alakalı konuşacaktık ama çok konuştuk ya. 30 dakikadır falan aralıksız konuşuyor olabilir miyim acaba şu an? Olabilirim. Neyse ondan da bahsedeyim. Şu ara Mart indirimleri var ya, ben NYX'ten birazcık alışveriş yaptım. NYX'in denememi istediğiniz serum concealer'ını aldım. Light rengini aldım. Umarım doğru rengi almışımdır. Onun için bayağı heyecanlıyım. Onun dışında çok güzel glossları gelmiş ama kokulu glosslarmış. Bu koku olayını sevmemeye başladığım için çok beğenecek miyim bilmiyorum. Geldiğinde birlikte deneriz. Kargodaymış. Cuma günü deneriz diye düşünüyorum. Onun dışında far falan aldım sanırım. Geldiğinde zaten deneyeceğiz. Benim size ürün konusunda tavsiyelerim, bu ürünleri kaçırmayın. Piyunun hyaluronik asit, bu arada C vitamini de var diye biliyorum ama onu deneyemedim. Hyaluronik asit nemlendirici kremi kesinlikle kaçırmayın. Onun dışında NYX'te L'Oreal'de bayağı iyi indirim var. Yani zaten L'Oreal çatısı altında da NYX'in mat rujunu denemiştik. Yine indirimli fiyatı, o çok güzel. Onu bence istiyorsanız kaçırmayın tabii ki. Onun dışında da şeyi de konuşalım. Ay çenem açıldı. Maybelline'in şöyle pofidik dördü bir arada ürünü var ya. Hatırlarsınız belki geçen kış diye tahmin ediyorum. Biz onun farklı bir versiyonunu denemiştik. Baz olarak işte aslında şey yazıyor işte kapatıcı, fondöten, baz, pudra. Bu üründe de sanırım hani dördü bir arada bir ürün. Bu ürünün de kapatıcılığı yok. Denememi isteyen birkaç kişi oldu ama yani bence çok aşırı gereksiz bir ürün. Onu böyle hakikaten bebek gibi cilde sahip olanlar alsın, kullansın. Yani ben de zaten hiçbir şeyi kapatmayacağı gibi baz olarak da yani hangi ürünün altına kullanacağım da onun ışıltısı da çıkacak diye düşünüyorum. Ama cildiniz bebek gibiyse hani hiçbir sıkıntı yoksa sadece bir hafif böyle bir ışıltı olsun, renk eşitlensin diyorsanız bence bakabilirsiniz. Ama bence ben diyorum ki denemeyeyim. Bunu da söylemiş olayım. Hiç o ürün bana hiç çekici gelmiyor. Denedik ya biz onun benzerini. Onu da söylemiş olayım size. Vallahi çok fazla konuştuk. Aslında bıraksanız konuşurum da bırakmayın, boşverin. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.